Ecem. Haşmet. Habil'le bunların bağı var mı yok mu? Onlar düşman. Düşmanlar. Hayır, düşman değil. Soy dövdükten sonra bir dakika, dur. Bunlar düşman oldular yani. Şimdi şöyle yapalım mı? Bir dakika. Şimdi ben başka bir şey soracağım. Sonrasında bunları da konuşuruz. Bunlar da farklı isimler. Hepsini tek tek kaydediyorum, merak etmeyin. Şimdi zaten bu senin ormanda buluştuğun adam. Değil mi? Kim? Atasoy. Peki şimdi bunu biliyoruz. Bu zaten bizim bilgilerimiz arasında ama. Şimdi Ecem, sen Merve diye birisinden bahsetmiştik. Ve Merve aslında senin annem dediğin, çok kıymet verdiğin birisiydi, doğru mu? Evet. Sana destek olmuş muydu Merve? Yok ya, ara sıra yani. Maddi değil yani, manevi. Çok desteği oldu. Ya manevi destek de çok kıymetli bir şey çünkü annem diyordun. Ha? Peki, o bağlanmak Merve istiyor. Bize konuştu. Bakalım neler söyledi, bir izleyelim. Sonra Merve ile ilgili söyleyecek çok şeyim var, buyurun. Ecem'in manevi annesi Merve konuştu. Ecem benim kızımın arkadaşıydı. Çok uzun bir zaman olmadı tanışalı ama kısa bir zamanda ben Ecem'i çok iyi tanıdım. Kızımla birlikte evime davet ettim ki geldiler. Daha önceki yanında söylediğim gibi ilk başta sevmedim. Sürekli bir şey çabası, dışarı çıkma, gezme çabası. Sonrasında da bir anne vicdanıyla, yüreğiyle kendi kızım gibi hani sahiplenmek istedim. Çünkü yalnız kalmıştı, kimsesi yoktu. Ya, o şekilde bir geçmişimiz oldu Ecem'le. İnanın ben kızımı Ecem'in elinden alana kadar ya, uykusuz kaldığım geceler, böyle can kapıda beklediğim günler, çok zorluklar çektim. Ecem'in bir tarafı iyi, bir tarafı kötü. Ecem bir yanda çok iyi bir kız. Bir tarafında da bir canavar var. Benim kızım dahilinde birkaç kız da daha böyle musallat olup alıp götürdüğünü öğrendim. Yani ben bizzat şahit olmadım fakat şöyle bir şey var. Bu sözü geçen Habil, bütün kızları Habil'in yanına götürdüğünü biliyorum. Merve, küçük kız çetesi dosyasında tutuklanan Habil hakkında neler biliyor? Habil'i ben normalde tanımaz bilmezdim. Bir köylümüzün oğlu olarak bilirim. Sonrasında işte kızımla bir fotoğraflarını gördüm. Bu kızım dedim, nedir durum, bu nedir? Anne arkadaşız dedi. Gördüğü fotoğraf şöyle, bir köyde bir dağ başında arabanın üzerinde ellerini gördüm. İlk orada kızım öğrenmiştim, zaten çok üzüldüm. Bu ilerlemeye başladı daha sonra. Kızım bir 10-15 gün kadar kayıptı. Ecem'le birlikte olduğunu biliyorum çünkü fotoğraf paylaşıyorlardı Instagram'da. Ama nerede olduklarını hiçbir şekilde bulamadım. Habil'e yalvardım. Kız kardeşi ve annesi de şahittir. Defalarca telefon açtım. Habil kesinlikle benim yanımda değiller dedi. Sonradan yanında olduklarını öğrendim. Üçü birden Ankara'ya geldiler. İkna ettim. Yanlarına gittim kızımı almak için. Gördüğüm manzara inan çok kötüydü. Ben kızımı orada o şekilde görünce dünya başıma yıkıldı. İçeri girer girmez o evdeki bir, o havasızlık, pisliği gördüm zaten. Kızım yarı baygın bir vaziyetteydi. Merve'nin kızı Nur nasıl çete mağduru oldu? Odaya çektim kızım, dedim ne oldu? Anne dedi. Hep korkardım. Kızım kendi dokundurma. Orada bana söyledi. İçeride ben Habil'i biraz sıkıştırdım. Dedi, nasıl böyle bir şey yaparsın? Bizim kıyamadığımız kızımıza sen nasıl elini sürersin? Evleneceğim dedi. Deniyor. Öyle bir yerde çalışıyordu. Ben kızım iki kez orada olduğunu öğrendim. İlginin mekanı. Orada anladım ki Ecem'le birlikte kızımı Habil'i o mekana götürüyordu. Ya, mekandı yani, ben bile girmek çekinirim. O şekilde bir yer. Habil ve Ecem'in ilişkisi vardı. Instagram'dan Ecem bir hikaye paylaşmış. El ele tutuşmuşlar Habil'le bir arabada. Ama kesinlikle Ecem'le aralarında bir şey olduğunu biliyorum. Bir annenin acı itirafları bunlar. Habil'in kendi kızına yaptıklarından bahsediyor. Habil Merve'nin kızı Nur'u istismar etti mi Ecem? O sıra yaptığında ben yoktum. Nereden duydun sonra? Sonra konuşuyor sürekli böyle telefonu. Dedi ki böyleyken böyle olmuş. Ne o böyleyken böyle? İşte. Anlat bize. Ne dedi sana? İşte. Dedi ki şey dedi, daha doğrusu ben kendim öğrendim ne yapıyorsun, neredesin falan filan deyip konuşurken şey dedi, Ece dedi, böyle böyle oldu dedi. Bunlar Ankara'daydı o sıra. Böyle böyle dediğin ne? Yani
Kendisi söyledi. Senin söylediklerinden... Dokunmuş. Hı? Habil kıza dokunmuş. Dokunmuştan fazla şeyler yapmış. Diyor ki benim kıyamadığım, dokunamadığım kızıma. Demine kullandırmış. Nur kendisi anlatmıştı bana. Tam nasıl anlattığını anlatır mısın bana? Şey anlattı, şöyle anlattı. Dedi, bir dakika dur hatırlayayım. Tam şey yapmak istiyorum. İşte biz mekanda sürekli eğleniyorduk. Eğleniyorduk dedi böyle kendi kendine. Sonra dedi ki çok kafam çok güzel dedi. Beni otele götürdü dedi. Böyleyken böyle oldu yani. Bana dokundu dedi yani. Taciz etti dedi. Bunu ağlayarak, üzülerek mi anlattı? Pişman mıydı? Üzüntülü müydü? Üzülüyordu. Ha? Üzüntülüydü. Peki bunu annesi öğrenmiş miydi? Annesi benden önce biliyormuş zaten. Bunlar sonradan öğrendim ben. Çok sonradan öğrendim. Peki, şimdi Habil'in Ecem'le ilişkisi olduğunu bize Merve söyledi. Ben asla. Yani annem dediğin kadın bunu bize söyledi. Benim sosyal medya paylaşımı yoktu. Görmüş Merve. Benim bir ilişkim yoktu. Sadece fotoğraf paylaştık bir. Sizleri de tutuşurken bir paylaşım görmüş. Elleri tutuşmadık. Bu da bir. Yani fotoğraflar duruyordur, durmuyordur bilmiyorum ama... Elleri tutuşmuyorduk yani. Peki ne o zaman aydın? Merve canlı yayında bir Merve'yi de göreyim. Merve merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Merve söylediklerini aynen Ecem'e sordum ama şimdi siz de canlı yayında karşı karşıyasınız. Aslında yüzleşiyorsunuz da bir taraftan. Senin kızım evet. Dediğin Ecem, senin söylediğin pek çok şeyi kabul etmiyor. Evet duydum, dinledim. Bir yandan hayret içindeyim şu anda. Kendin de sorabilirsin Merve. Ben aklıma bir şey takıldı. Bunu sormak istiyorum ilk önce unutmadan. Bana bir şey anlatmıştı. Ben bu son aradığımda ikisini Habil'le birlikte Bolu mu Bursa mı bir yere gitmişlerdi. Evet. Gitmiştim. Hatırlıyor musun kızım? Evet evet. Orada başınıza gelenleri anlatmıştın bana. Evet. Eve kilitlendik. Rehin aldılar. Evet aldılar. Ayten'e Nur'a zorla hap içirmişti. O Nur'un bağırsıyla gittiğimde odada kıza zorla tacizde bulunuyordu falan. Bunun gibi birçok şey. Ben sana şunu soruyorum kızım. Madem bu kadar kötüydü, bunları yaptık ve sen de bunları yaşadın da Athena'yı, Emine'yi ya da diğer kızları neden alıp Habil'in yanına götürüyordun? Ben alıp götürmedim. Bu bir... Bana bunun cevabını verir misin? Onlar zaten Habil'i tanıyordu yani biliyorlardı. Nasıl tanıyorlardı? Onlar kendisi arıyordu. Onlar mümkün kendisi değil. Arıyordu. Yani senin kadar değil. Tanıyorlar mıydı? Evet. Bak Merve'nin Habil, anlattıkları zaten çok önemli. Ben Emine'yi ben Habil sayesinde tanıdım. Yani ben kimi? Emine'yi tanımadım. Senin ağzına yalan yuva yapmış tamam mı? Ciddiyim ben. 15 gündür ki... yazışmalarını çıkartıp... Efendim orada... bir saniye. Bir dakika söyleyeyim Merve. Ecem bak kızım ben seni burada kötülemek amaçla konuşmuyorum. Ya da seni sevmediğim... Sen beni tanıyorsun. Ben seni en az kendim öz kızım kadar çok seviyorum. Ama lütfen artık bak oynama. Tamam oynamıyorum zaten doğrular bak, izliyorum. Bak her şeyi anlatmıyorsun. Bak Merve diyor ki başınıza neler gelmiş Ecem niye bunları anlatmıyorsun? Tamam işte. Kim sizi bir yere kapattı? Kim sizi tehdit etti? Siz neler yaşadınız orada? Ya bu Habil nasıl bir adamdı? Siz böyle tehditler birilerinden kaçıyorsunuz ediyorsunuz. Asena'yı nasıl bu yola götürdün? Bir dakika Medine Hanım bir dakika şimdi Asena yok burada bir dakika. Habil nerede tanır bilir? Efendim? Merve bir daha sor. Bana. Bir daha sor Merve. O Sivas'taki kız. Neydi ismi? Ben pek bilmiyorum. Tam bilmiyorum, tanıyamıyorum. Emine neydi miydi? Sivas'taki kız? Ezgi. Kimdi? Kim? Ezgi. Ezgi. Bu Ezgi'yi Habil nereden bilir? Yok tanımıyor onu. Sen mi tanıştırdın? Yok tanışmıyordu. Yani hiç bilmiyorlar bile. Aa. Asena'yı peki? Asena'yla ben yeni yani ilk defa. Burada nasıl desem samimi olduk. Burada samimi olmanız önemli değil. Habil'le Asena'yı sen mi tanıştırdın? Hayır. Ben. Ya sorabilirsiniz kıza şahit burada. Peki. Ya Ecem. Bir dakika Medine Hanım. Merve Hanım buyurun. Ecem'cim bak sadece bak sakin ol. Bana bunun cevabını ver. Bu kızları, yanındaki kızların neden hepsi Habil'in yanına gidiyordu? Ben hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla
alakalı. Bu konuyla de, alakalı değil, sen bu konunun ortasındasın Ecem. Öyle değil. Yani biliyorum ama nasıl desem. Biliyorsun ama söyle artık Ecem. Söyle bak, Merve biliyor. Senin söylemeni bekliyor. Ecem sen biliyorsun, bu habileler yaptı. Üstelik herkes tutuklandı. Artık korkusuzca konuşma zamanı. Zaten hepsi tutuklandı. Asena'yı da ben tanıştırmadım. Emine'yi de ben tanıştırmadım. Bunlar zaten tanıyordu. Ben zaten Emine'yi bu sayede tanıdım. Habil sayesinde tanıdım. Ecem 99 şey söylüyor, biri yalan. Doğrusunu söyle artık. Doğru zaten. Ecem telefon kayıtları var. Bunlara bakılır bak lütfen. Tamam bakılsın. Ne olur bakılsın. Çünkü doğru. Peki Merve başka sorun var mı? Yani şey Ecem'in olduğu her yerde Habil var. Ve Ecem'in yanındaki evet, bütün küçük yaştaki kızlar bir şekilde Habil'in de bu çetenin de yanında yakınında. Evet bence öyleydi. Ve neden Habil'in yanına gidiyor bu kızlar hepsi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Sor Merve. Ecem hatırlıyor musun? Beni Yozgat'tan jandarmalar aramıştı. Kızınızı teslim alın böyle böyle durumlar oldu evet, diye. Sonra ben oraya geldim. Durumlar çok kötüydü. Yani oradan o gün dedesinin babaannesinin yanından nedendi? Ne? Yani her şey pahasına. Dedesinin eli yüzü çizik, kocaman adam. Elleri çizik, yüzü çizik, kan revan onu içinde. Onu ben yapmadım, Nur yaptı. Kan revan içinde. Nur yaptı. Neden bu kadar ısrar ettin? Hayır, Nur ben dedi onu götürmek ki... Söyle Merve, ne dedin? İçerisinde seninle telefonda konuşmuştuk. Senin yanına gelecek biz normalde. Bir dakika Merve, öldürmek için mi çabalamıştın dedin? Neden? Alıp götürmek için. Ha götürmek Söyle, için. Alıp götürmek zorla için değil. Zorla olmadı asla. Nasıl sen zorla demiyorum, bu çaban neydi? Ayrılmak istemiyordum. Neden ısrar ettin götürmek için? Hayır ısrar etmedim. Nur'la biz birlikte ayrılmak istemiyorduk. Yani çok iyi arkadaştık biz onunla. Yani yediği şeyden ben yerim onu. Yani ayrı değildik. Madem çok iyi arkadaştınız, neden en son seni dövdü? Hastanelik oldun sen hani resmen. Hayır. Sebebi neydi? Kavga ettik sadece, tartıştık. Ne sebeple? Ne sebeple? Efendim? Neden kavga ettiniz? Ne sebeple? Ben alkollüydüm. Öyle nasıl desem yanlış şeyler söylediler. Ben de yanlışa yanlış olmaz dedim. Hani tartıştık aramızda. Neydi o yanlış şeyler? Habil'le ilgili Ecem mi? Başkaları erkeklerle ilgili mi yanlış değil şeyler? Ha? Habil'le alakası yok. Kiminle ilgiliydi? Ecem bir şey söyler miyim? Yahya vardı. Ha. Bu çocuk bana dokunmaya çalışıyordu. Yani sürekli alkol içirmeye çalışıyordu. Sana. Sonra ben sonra birisiyle konuşuyordum. Kaan diye birisiyle konuşuyordum ben. Yani ilk defa konuşuyordu çocukla. Numaralarımızı almıştık. Telefoncu çalışıyordu. Dedim ki ben dedim buradan gideceğim yani. Rahatsız oldum ortamda. Yahya'nın sana dokunmalarından. Ecem bak. Şimdi bana söylediklerin içinde. Merve. Merve şöyle yapalım. Seni İstanbul'a getirelim. Bence burada konuşalım. Çünkü Merve sen çok şey tamam, biliyorsun. Ben bir şey daha ve hem ben anne yapayım olarak hem de evladına sahip çıkan bir anne olarak başka anneler de bunları hissetmesin ve yaşamasın diye seni buraya bekliyorum. Kadın kadına, anne anneye burada konuşacağız. Olur mu? Merve seni buraya bekliyorum. Merve çok şey biliyor.